Esir takasında Türk İstihbarat Servisi mükemmel bir iş çıkardı. Açıklama ABD Büyükelçisi Jeff Flake'den geldi. Türkiye'de 3 yıllık görev süresi yakında sona erecek olan Flake, Ankara'da bir grup diplomasi muhabiriyle bir araya geldi. MİT'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tarihi esir takası gündemin ilk sıralarındaydı. Bu çok zorlu bir takastı. Bu işi Türkiye'nin yaptığı şekilde başka bir ülkenin bunun altından kalkabileceğine emin değilim. Çok profesyonel, mükemmel bir işti. Sıcak başlıklardan biri Hamas lideri Haniye suikastından sonra İran-İsrail arasında yaşanan gerilimdi. Gerilimin azaltılması için bir kez daha Türkiye'ye çağrı yapan Flake, Türkiye'nin komşusu İran hakkında daha fazla deneyime sahip olduğunu söyledi. ABD'nin Orta Doğu'da artan askeri varlığı endişeleri beraberinde getirdi. Flake, durumu tırmandırmaya değil, gerilimi düşürmeye çalışıyoruz. İsrail, İran ya da Hizbullah, İsrail arasında bir savaş görmek istemiyoruz, dedi. Türkiye'nin Afrika'daki arabulucu rolü de gündemdeydi. ABD Büyükelçisi, Türkiye'nin Afrika'daki varlığını pozitif gördüğünü belirtti. Eski Avrupa gibi koloni anlayışını getirmiyor, değerlendirmesini yaptı. Ve ABD'de Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri. Büyükelçi yönetimin değişmesi Türkiye ile ilişkileri nasıl etkiler sorusuna yanıt verdi. Kongrenin yaklaşımı Türkiye lehine daha iyi gidiyor diyen büyükelçi Ukrayna ve Gazze'yi işaret etti. Türkiye bizim konuşamadığımız gruplarla konuşabiliyor, dedi. Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu vurgulayan Flake, seçimlerden sonra hangi yönetim olursa olsun Ankara ile ilişkilerimizde büyük bir değişim olmaz ifadesini kullandı. F-35 projesine Türkiye'nin geri dönüp dönmeyeceğine değinen Flake, şu anda F-16'lara odaklandık. Eğer S-400 konusunda çözüm bulunursa F-35'leri görüşebiliriz, dedi.